İngiltere'de artık telekomünikasyon alanında Türkçe hizmet veriliyor. Detayları arkadaşımız Altan Aktürk sizler için araştırdı. Londra'da her yıl İngiliz ekonomisine katkıda bulunan işletmelerin telekomünikasyon alanındaki dil problemleri artık ortadan kalkıyor. Efendim İngiltere'de Türkiye'li işletmeler her geçen gün biraz daha İngiliz ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyorlar. Yeni iş yerleri, işletmeler açıyorlar. Haliyle yeni iş yerleri ve işletmeler açması internetle olan bağlarını, telefonla olan bağlarını daha bir güçlendirmiş oluyor. Siz bu noktada özellikle yeni açılan işletmelere ne gibi çözümler, ne gibi alternatifler sunuyorsunuz? Bu hafta isterseniz Cenap Bey bu konunun üzerinde biraz duralım. Evet, kesinlikle iş dünyasında özellikle Londra'da Türk iş adamları çok hızlı şekilde Türk iş adamlarının restoranlar olsun, offline'lar olsun, süpermarketler, estate agency'leri yani her dağdalar. Şimdi onları sınırlamak gerekmiyor. Örnek olarak bir işletme açılmadan önce işletme sahibinin çok yönlü işletmeyle ilgili planları oluyor. Tabii bu telekomünikasyonla internet, telefon, kamera sistemleri, altyapısı, elektronik sistemleriyle ilgili kendisi hiçbir ücret ödemeden bize yani Dijikom Telekom'a gelip ücretsiz danışmanlık alıp yani bizim müşterimiz olarak başlaması, internet ve telefonla başlaması bizimle başlaması demek. Ücretsiz olarak bütün diğer sistemlerini de danışmanlık alması, o yönde yapacağı iş yerindeki yapacağı yapması gereken en uygun, en low yani en düşük ücretle o neler yapması gerektiğini kendisine tavsiyelerde, kendisine tavsiyelerde bulunabiliyoruz. O dallarda en doğru seçimin ne olabileceğini. En örnek olarak şunu söyleyeyim. Bir iş yeri sahibi iş yerini açtığı zaman line üzerinden yani telefon line üzerinden kart makinelerinin çalışmasını istiyor. Biz bunu kendilerine, Türk iş adamlarına bunun internet üzerinden, broadband üzerinden kullanmalarını öneriyoruz. Çünkü line üzerinden çalışan kart makinelerinde telefonla çakışabiliyor, PayPoint ile çakışabiliyor, diğer ödeme şekilleriyle çakışabiliyor. Ama bunu biz internet üzerinden onu tavsiye ettiğimiz zaman, makineyi de o şekilde almalarını önerdiğimiz zaman kendileri hiçbir şekilde diğer sistemlerle elektronik cihazla çakışmadan işleri çok daha düzgün bir şekilde ilerleyebiliyor. Para kaybetmiyor bu sırada, zaman kaybetmiyor. İkinci bir nokta mesela örnek olarak söyleyeyim. Diğer providerlarla static IP olayı var. Bizim sağladığımız internet broadband'ında diğer providerlar kameralarınızı izleyebilirsiniz. Kameralarınızı evden, Türkiye'den, tatilde her yerde izleyebilirsiniz. Çünkü biz iş adamısınız. İş yerinizin nasıl yürüdüğünü görmek istiyorsunuz anlık olarak. Ve güvenliğin her yerini o hissi güveni hissetmek istiyorsunuz. Telefonunuzdan da izlemek hakkınız. Ama tabii bunun bir ücreti var diğer providerlarda. Static IP ücreti aylık olarak. Bizde yok. Biz bunu kendilerine ücretsiz olarak aynı zamanda fix veriyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Bazı providerlar kendilerine bunu aylık olarak değişen IP numaraları, otomatik değişen IP'leri yaşayan müşterilerimiz de oldu. Sırf bunun için bize gelen Türk iş adamları da var. Biz onların her yönüyle çalışmayan internetleri varsa bize geçtiği zaman çalışmaya başlıyor. Ya da daha yavaş çalışan internetleri, broadbandları varsa biz düzeltmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Eğer ki sorun bizde de değil ya da sorun altyapıdan kaynaklıysa oraya bir BT Opportunity Engineer'i göndererek sistemin upgrade edilmesini sağlayabiliyoruz. Yani sorunu identify edip o sorunun nasıl çözüme ulaşacağı konusunda müşterilerimize ücretsiz olarak biz de çalışalım. Yani düşünün bir broadband, bir internet servisi çok da yüksek ücretler değil, business servisi özellikle. Aynı zamanda bizim ya da şu da var, servisiyle ilgili herhangi bir sorun yaşadığı zaman biz onları çok rahat bir şekilde, biz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Oraya bütün güvenliğimizde, Cisco Engineer arkadaşlarımızla, HR departmanımızla, satış arkadaşlarımızla oradaki modemin yükseltilmesine kadar gerekirse Opportunity'i oraya göndererek, Opportunity Engineer'i oraya göndererek o müşterimizin en iyi servis almasını sağlıyoruz. Orada eğer altyapıdan bir kaynaklı bir sorun varsa, orada hani hiçbir şey veremezsek en son aşamada öyle bir durum çok nadir olabiliyor. Orada ne yapıyoruz? Biz müşteriyi kendisini hiçbir kanuni olarak zorunlu tutmuyoruz. Kendisi yine aynı şekilde geldiği gibi eski yerine dönebiliyor. Yani son olarak anladığım kadarıyla özellikle bir anlaşma karşı tarafa dayatmadan siz kendinize olan güveni de bir anlamda ortaya koymuş oluyorsunuz. Evet, kesinlikle. Yani satış pazarlama departmanında ben orada lead team lideri olarak, grup lideri olarak her zaman şunu öneriyorum. Vatandaşlarımız
bir ay boyunca bize geldikleri zaman, bize geçtikten sonra yani kendilerinden emin olsunlar. Bize, bizimle anlaşma, yani o ay içinde servisle ilgili herhangi bir şeyden dolayı mecbur değiller. Geri gidebilirler. Biz onlara o güveni sağlıyoruz. Biz garanti ediyoruz servisimizi. Yani anlaşmasız, aslında 12 ay anlaşma imzalıyor ama ilk ay özgürler. İstedikleri yere gidebilirler. Biz onu verdiğimiz için çok rahat olsunlar. Arayabilirler, her konuda yardım alabilirler bizden. Çok teşekkür ederim. Efendim bu haftada yine özellikle yeni iş yeri açan işletmeler için aydınlatıcı bilgiler verdiğimiz inancındayız. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Müteşebbisler sözleşmesiz olan bu uygulama ile işletmelere sonsuz güven veriyor. Efendim bize de başarılar dilemek düşüyor.